Arkadaşlar tekrardan hepinize merhaba. Şimdi bir önceki derste aslında ne yapmıştık? Bir pointer'ın ne anlama geldiğini ve gerçekten bunun ne tuttuğunu söylemiştik. Şimdi pointer ne aslında? Hafızadaki adres bölgelerinin aslında hepsini tutan ve bu adresleri gerçekten bir değişken içinde saklayan veriler ya da veri tipleri aslında demek burada daha doğru olur. Şimdi bakın gidelim şöyle bir örnek üzerinden. Bunu yapmaya çalışalım. Include iostream mean'e ekliyorum. CAUT'u kullanabilmek için. Using namespace diyorum bakın buraya. STD'yi koyuyorum. Aynı şekilde bakın. Int main diyorum buraya. Return diyorum 0. Şimdi bakın. Normalde biz bir değişken tanımladığımızda int a eşittir 2 gibi bir değişken tanımladığımızda ve bunu yazdırmaya çalıştığımızda a dedim buraya. Şuraya geldim ve entley'i buraya koydum. Şimdi ben bunu çalıştırayım. Yine derleyicilerimi seçiyorum burada. Seçtikten sonra launch.json'ın benim burada oluşmuş oluyor. Task'im de aslında burada oluşmuş oluyor. A'yı 2 olarak yazdırıyor bakın arkadaşlar. Şimdi ben size ne demiştim? Bu A aslında hafızada herhangi bir bölgede aslında burada tutulan bir ne? Obje ya da değişken aslında. Benim variable dediğim şey aslında oluyor. Şimdi bakın ben bu A'nın gideyim bir byte sayısına bakayım. Size of a diyeyim buraya. Integer olduğu için bu. Bakın size of diye bizim bir keyword'ümüz vardı. Buraya geliyorum. Int yazıyorum. Integer türü olduğu için ve entley'i buraya koyuyorum. Ve tekrardan çalıştırıyorum bakın arkadaşlar. Şimdi buraya baktığımda bakın. Size of a 4 yazıyor burada. 4 ne demek aslında? Demek ki bakın burada bu sistemde bu derleyicinin içerisinde integer değeri 4 byte'la tutulmuş oluyor arkadaşlar. Yani benim 32 bitle gösterdiğim bir 2 sayısı aslında burada içerilmiş oluyor. Şimdi bakın. Ben ne demiştim? Şunu demiştim. Benim bu ağım burada varsa bunun bir de bir adresi vardır arkadaşlar. Adresini ben nasıl gösterebilirim? Cout'un içerisinde address of a dediğimde arkadaşlar. Ve buraya ne yazmam gerekiyor benim? Bu a değeri eğer ki hafızada tutuluyorsa demek ki bunun neyi olması lazım? Bir adresi olması lazım. Biz bu adrese ulaşmak istediğimizde aslında ampersand denen bir operatörümüz var aslında. Ben buna adres operatörü diyorum Türkçesinde. Bu adres operatörünü buraya koymam gerekiyor. Bu aslında basitçe bir and operatörüyle gösteriliyor. Ve and herhangi bir değişkenin önüne koyulduğunda yani a değişkeninin sol tarafına yazıldığında programlama dilinde bana spesifik olarak bu hafızada ayrılan integer a değerinin adresini aslında döndürüyor arkadaşlar. Yani aslında a nerede tutuluyorsa onun başlangıç adres değerini burada bana veriyor arkadaşlar. O yüzden ben bakın geliyorum buraya entley yazıyorum. A'yı buraya koyduğumda tekrardan çalıştırıyorum. Bakın bunu ben çalıştırdığımda a'nın değeri 2. A'nın byte boyutu 4 ve adres a 0x61febc ile aslında burada gösterilmiş oluyor arkadaşlar. Şimdi bakın bizim bu a'nın adresine ulaşabildiğimiz değer burada bakın adres operatörüyle veriliyor. Şimdi ben ne demiştim? Bu pointer'lar aslında hep ne diyorum ben? Double, float, int ve char içinde geçerli demiştim değil mi? Aynı şekilde bakın gidiyorum double içinde bunu tanımlıyorum. Double b olsun burada. 5.2 olsun. Char c olsun burada. Sallıyorum. E olsun bunun içinde. Ve ben gidiyorum. Bu double'ın da char'ın da aslında adres değerleri olduğunu düşünüyorum. O yüzden geliyorum. Bu cout'u kopyalıyorum. İki tane daha koyuyorum. Address of b diyorum. Address of c diyorum. Aynı şekilde bakın. Cout'ları da burada kodluyorum. Bunları siliyorum. Şimdi b'nin ve c'nin sırasıyla B double türünden, char türünden oluyor. Size of'un içerisinde C. Ve burada A, B, C'yi ben verdiğimde bu A, bu B, bu da C değerinde oluyor. Eğer adres bölgesinde gerçekten bunlar tanımlanıyorsa arkadaşlar, benim ne olması lazım? Bir kere bunların hepsinin adresinin farklı olması lazım. Eğer türleri farklıysa, integer, double, char ise bunlar, demek ki bunların byte sayısı da farklı olmalı arkadaşlar. Burada. Aynı da olabilir ama double ve char'ın aslında farklı farklı sayılarda tutulabildiği için byte'ların da farklı olmasını bekliyorum burada. Ve tekrardan çalıştırıyorum. Terminal'in içinde ben bu kodu çalıştırdığımda, bakın, buraya geliyorum. 4, 8, 1 değerini burada görüyorum. Yani integer 4
B 8 oluyor burada. Bu bana neyi anlatıyor aslında? Şunu anlatıyor arkadaşlar. B double'ın 8 byte'la burada tutulduğunu görüyorum. 8 byte ne yapıyor? 64 bit ediyor. Karakterin ise aslında arkadaşlar 1 byte değeriyle burada yazıldığını, yapıldığını görüyorum arkadaşlar. Aynı şekilde bakın address of A FEBC'de tutuluyormuş. Address of B bakın FEB0'da tutuluyormuş. Bakın C D E F G yok. Bakın burada 4 byte ilerlemiş. 4 byte ilerledikten sonra ne yapmış? Double'ı tutmaya başlamış ve address of C'nin içerisinde E C H A değerinde aslında burada spesifik olarak görüyorum. Şimdi bakın bu karakteri aslında burada yazdırmamasının temel bir sebebi var arkadaşlar, adresini yazdırmamasının. O da aslında arkadaşlar şu. Bizim burada overloading denen bir mekanizmamız var ve adres C'yi yazdırdığımızda siyah hatun üzerinde aslında bir klas yapısı kullanıldığı için biz bunu tam olarak göremiyoruz. Ama ben bunu size nasıl gösterebilirim burada? Bakın bu fonksiyonların hepsi C'de de geçerli. C'de geçerli olduğu için hani bir önceki derste de ben o str'nin adresini size gösterememiştim ya. Buraya geliyorum, include diyorum, C std io denen bir aslında benim kütüphanem var. Bu C'de de geçerli aslında bir kütüphane. IO stream C'de yok ama STD IO standart input output kütüphanesi C dilinde aslında tanımlanmış bir library ve C++ C'yi tamamen kapsıyor arkadaşlar. O yüzden geliyorum burada. Şu C'nin adres değerini göstermek için printf denen benim bir fonksiyonum var C'de. Printf ile ben gidiyorum buraya, ne yapıyorum biliyor musunuz? Address of C diyorum ve %P işaretini burada koyuyorum adresi göstermesi için burada. Ve buraya gidiyorum, adres C değerini yazıyorum arkadaşlar. Ve bunu tekrardan çalıştırıyorum bakın. Bakın çalıştırdığımda bu değer ne yaptı? Bakın 0x61 FEBC'yi aldı. 4 byte ilerledi. FEB0'ı gösterdi. 8 byte ilerledi. F'e gitti bakın burada. 1, 2, 3, 4, 5'ten gitti. 8 byte ilerledikten sonra burada ne yaptı? FAF değerini aslında burada gitti bu C'yi yerleştirdi. Ve bu C'nin de adresi burada neymiş? 0061 FAF değerinde aslında tutuluyormuş arkadaşlar. Char karakterinin aslında değeri. Bakın buradan 8 byte ilerlediği tabi görünmüyor. Bu farklı bir adresi yerleştirmiş. Onu yanlış söyledim az önce. Ama karakterin aslında burada ben adresini okumak istediğimde printf ile okuyabiliyorum. Bakın buradaki sorun ne biliyor musunuz? Adres C yapınca, yani şu ifadeyi siz buraya koyunca cout'a çıkmamasının sebebi overload edilmiş bir fonksiyon olduğu içindir arkadaşlar burada. Siz daha bunu bilmiyorsunuz ama ben size bunu göstereceğim, merak etmeyin. Yani şu an bunu düşünmenize aslında sizin için gerek yok arkadaşlar. Şimdi bakın, o zaman biz bu 3 adres değerini de aslında burada kodlayabiliyoruz. Kodlayabildiğimiz için de aslında burada ne yapıyoruz? Bu adres değerlerini yazdırabiliyoruz. Aynı şekilde bakın B'yi C'yi de yazdırabilir miydik burada? A'yı da B'yi de ben gidip bu address of bilmem ne deyip %P'yi buraya koyup aslında adres C diye yerine B A'yı da yazsaydım burada zaten görünecekti arkadaşlar. Peki biz bunların adres değerlerine ulaştık. Ama bu adres değerlerini biz ayrıca bir değişkenin içinde tutsaydık ne olurdu arkadaşlar? Yani biz integer a eşittir 2 diyoruz ya. Ya biz tam bu a'yı aldık ama bu a'yı sadece bakın bu fonksiyonun içinde kullanabiliyoruz ve bu scope'un içinde sadece bu geçerli. Ya ben bu integer a'nın adresini tutabileceğim bir gerçekten değişken buraya tanımlayabilir miyim diyoruz. İşte arkadaşlar bizi pointer'a getiren bu oluyor. Bakın pointer dediğim şey aslında ne biliyor musunuz? Int yazdığınızda buraya eğer ki integer türünden bir değerin adresini tutacaksınız siz. Integer yıldız denen bir yapı var arkadaşlar burada. Bu yıldızı asterisk operatörüne buraya koyduğunuzda buraya gidiyorsunuz. Bir değişken ismi tanımlıyorsunuz. APTR olsun bu. Ve bunu tanımlayın arkadaşlar. Şimdi bakın. Benim buradaki değişkenim artık işte bu pointer dediğim şeyim oluyor. Şimdi bakın bu bir değişken. Int a eşittir 2. Int yıldız aptr bu değişkenin adresini tutabilen artık bir değişken oluyor. Şimdi bakın bu kavram aslında biraz karışık. Ben bunu açacağım size. O yüzden bakın ben aptr'ye geldiğimde sentaks olarak adres a'yı buraya koyduğumda arkadaşlar. Dikkat edin bakın. Ve bu cout'u gidiyorum. Bir tane daha alıyorum. Buraya aptr'yi koyuyorum bakın. Şimdi bakın aptr adres türünden bir değişken. Ama neyin adresi? Integer'ın adresi. O yüzden ben adres A'yı buraya gelip atamaya çalışırsam APTR'nin içerisine, o zaman bu adresi tutması, göstermesi gerekecek. Şimdi bakın bunu çalıştırıyorum. Hem delta hem buraya adres A'yı hem de APTR'yi ardı ardına yazdırıyorum bakın arkadaşlar.
Şimdi bakın ben bunu yazdırdığımda adres of a'yı ikisi de aynı değeri bakın burada gösteriyor. FEB8, FEB8 değerinde bunları gösteriyor. Şimdi bu bize ne anlatıyor? Aslında şunu anlatıyor. Bakın ben bu adres a'nın değerini bir tane değişkene atadığımda bu adresi artık ne yapabilirim? Bu fonksiyonun dışında herhangi bir yere gönderebilirim. Çünkü ben adres a'yı burada aldığımda, tuttuğumda, bu değişkeni tuttuğumda ben bunu dinamik olarak da yaratabilirim. Yani hafızadaki aslında yerini bilebilirim. Eğer ben bunun hafızadaki yerini biliyorsam, hafızada tutulan yeri ben bir veri tabanına da yollayabilirim. Ya da bir file işlemi için, yani dosyalama işlemi için kullanabilirim. Yani artık programın içindeki aslında o yapıdan çıkmış oluyoruz arkadaşlar. Peki, benim burada int yıldızım var bakın. Bu int yıldız neyi gösteriyor? Integer türünden bir değeri gösteriyor. Yani aptr'onun adresi, a'nın adresi şu anda burada. Ama aynı şekilde dikkat edin bakın. aptr'de aslında burada ne? Bir değişken arkadaşlar. Yani biz aptr'i yarattığımızda bakın bu variable'dı ya. Şunlara ben hep variable dedim. Eyvallah. Ama int yıldız aptr'de aslında ben bu scope'un içinde yarattığım için bu da variable arkadaşlar. Ama nasıl bir variable? Programın içinde hafıza bölgesindeki adresleri tutup değiştirebildiğim, kullanabildiğim bir değişken oluyor artık bu. Peki, madem durum bu. O zaman arkadaşlar bu aptr'yi de benim hafızada bir yerde tutmam gerekiyor. Çünkü programın içinde çalışıyorsa aynı şu memory blokları buraya koymuştum ya. O zaman benim bu adres bölgesini de kodlamam gerekiyor bir yere. O zaman ben şunu diyebilir miyim? Ya bu aptr'yi ben buraya tanımladığımda ulan bunu tutan da bir adres var galiba diyebilir miyim? Aslında diyebilirim arkadaşlar. Cout diyorum buraya yine address of aptr diyorum. Bakın bunu zaten daha da açacağım. Adres aptr deyip end'le buraya yazıyorum. Yani bir adresin adresini salabilir misiniz? Bakın arkadaşlar. Çalıştırıyorum tekrardan. Gerçekten de arkadaşlar siz bir adresin adresini de alabiliyorsunuz. Şimdi bu bize ne anlatıyor? Bakın bizim hafızamız öyle bir hafıza ki burada. Nasıl bir hafıza biliyor musunuz bu? Bu hafızanın içerisinde biz değişken değerleri tutabiliyoruz. Ve bu değişkenlerin hepsi şöyle 0x68 69 70'lik aslında byte'larla gösteriliyor. Ben bu byte'lara ulaşmak istediğimde bu scope'un içerisinde o byte'ların hangi adres üstte tutulduğunu tanımlayan değişkenler de yaratabiliyorum. Ve bunlara pointer diyorum, gösterici diyorum. Ya da gösterge. Ama ben bunu yarattığımda bakın bu adresin tutulduğu bir adres bölgesi de yaratıyorum. Yani ben bu adresi burada tutuyorum ya, bu da hafızada tutuluyor. Nerede tutacaksınız ki arkadaşlar? Başka bir şansınız yok ki. Hatta bakın size çok ilginç bir şey söyleyeyim. Bir programlama dili tamamen hafıza adreslerinden oluşur. Ben ta dersin başındayken bakın hep ne demiştim? Main bizim neyimiz? Executable ya da execution pointimiz bizim bu. Yani program buradan başlıyor. Bu size ne anlatıyor aslında? Şunu anlatıyor. Bakın ben buradaki bütün değişkenlerin içerisine ne yazarsam yazayım arkadaşlar. Hepsi bir başlangıç adresinden aslında başlıyor demiştim. Bu başlangıç adresinin altında bakın ben integer'da, double'da, char'da tutabilirim. Aynı şekilde bakın bunları tutan, gösteren değişkenler, pointer'lar da tanımlayabilirim. Ve bu pointer'lar da o adres bölgesinin içerisinde olmak zorunda arkadaşlar. Yani hafızanın içerisinde bir bölgeyi gösteren bir adres var. O adresi de ben burada kullanmak istediğimde işte onu da gidip hafızada tutmam gerekiyor. Çünkü başka bir yerde tutamam arkadaşlar onu. Neyle yapıyorum bunu? Main fonksiyonuyla aslında yapıyorum. Main fonksiyonu bana sadece ilk adresi veriyor ve verdikten sonra program hep buradan başlıyor ya. Bunun tamamen sebebi bu. Bu program main'den başlayıp aşağıya doğru adres mi var? Adres. Değişken var? Değişken. Integer mi var? Integer. Bunların hepsini gerçekten gerçekleştirebilecek bir yapı bana veriyor arkadaşlar. Yani biz bu blokların içerisinde eğer ki adres tutmak istiyorsak adresleri yazdırabiliriz. Ama bunları da bir değişken olarak kullanıyoruz. Zaten pointer'lar bize bunu söylüyor. Bak kardeşim hafızanın içerisinde adresler var. Ama bu adresleri eğer sen
Gidip bir fonksiyonun içinde kullanacaksan ya da programın içinde kullanacaksan ben sana diyor veri türü veriyorum diyor. Int yıldız, double yıldız yani sonuna yıldız eklenen türler veriyor. Ve diyor ki bize bak kardeşim sen bunu kullanacaksan git integer için integer yıldızı, double için double yıldızı git burada kullan diyor arkadaşlar. Şimdi bakın buraya geliyorum ben bir de double yıldız bptr diye bir şey tanımlıyorum. Ve bptr'ye de gidip adres b'yi yazıyorum. Aynı şekilde bakın. aptr'nin altında ne yapacağım ben? Bu sefer geliyorum buraya. Address of b'yi bptr ile göstereyim. Ve çalıştırayım arkadaşlar. Bakın b'nin iki adresi de burada tamamen birebir aynı. Yani biz gidip şurada adres b, adres a yapmıyoruz. Artık ne yapıyoruz? Double yıldız, int yıldız ya da float yıldız bunların değerlerini atayabiliyoruz arkadaşlar. Şimdi bakın ben buraya bu adres b'yi yazmak yerine adres a yazarsam bakın arkadaşlar. Burada bana ne diyor? A value of type int yıldız cannot be assigned to entity of type double yıldıza atanamaz diyor. Şimdi ben bunu çalıştırmaya çalışıyorum bakın. Hata veriyor. Aynı şekilde bakın. Ben buraya karakter verirsem ve tekrardan çalıştırmaya çalışırsam yine hata veriyor. Yani ben int adresi double'ın adresini atayamıyorum ya da char adresini integer'a atayamıyorum. Bakın arkadaşlar. O zaman aslında bu bize ne anlatıyor? Aslında şunu anlatıyor. Bakın siz burada adreslerin hepsinin aynı türden olacağını düşünebilirsiniz ama siz bir adres verdiğinizde burada aptr'yi, doublePTR'yi aslında bu adres kendi içerisinde bir bilgi daha tutuyor. Neyi tutuyor? Bakın biz integer için sadece bakın aptr ile burada başlangıç adresini gösteriyoruz. Bu ne demek? Integer 4 byte ve 4 byte'ın aslında sadece bize ilk değerini veriyor bakın burada. Şunu veriyor. Bu bakın başlangıç adresi. Ama int olduğu için adam ne diyor biliyor musunuz? Int aptr yıldız verirsen eğer sen bana ve sen gidip bunun gerçekten ulaşmak istediğinde ben bunun 4 byte olduğunu biliyorum diyor. O yüzden bakın int yıldız, double yıldız ayrı ayrı tanımlanmış değerlerle aslında burada verilmiş bize. O yüzden aslında türler burada farklı bir şekilde davranıyor. Int yıldız, double yıldız, float yıldız, char yıldız bu yüzden aslında var arkadaşlar burada. Ancak bakın şuraya geliyorum. Cout entle diyorum. Bir boşluk bırakıyorum. Buraya geliyorum. Cout entle diyorum. Bir boşluk bırakıyorum. Gidelim. Cout'ta size of address int diyelim. Yani bir integer adresinin gerçekten byte türünden karşılığı ne bir ona bakalım. Size of diyorum buraya. Buraya ne yazacağım? Int yıldız yazacağım bu sefer arkadaşlar ve entle diyeceğim. Aynı şekilde ben bir de gideyim double yıldızı burada yazdırayım. Buraya da double diyorum. Clear diyorum tekrardan. Ve tekrardan çalıştırıyorum bakın. Şimdi bakın arkadaşlar. Bu değerleyicide C++ değerleyicisinde benim size of address int'im ve double'ım aslında burada kaç byte'la gösteriliyormuş? 4 byte'la gösteriliyormuş. Şimdi bu ne demek? Bakın. Biz burada int yıldız, double yıldız farklı türleri göstermesine rağmen bunların boyutları tamamen aynı arkadaşlar. Neden? 4 byte arkadaşlar nedir? 32 bittir. Yani aslında ben buradan ne biliyorum biliyor musunuz? Bu derleyici bana 2 üzeri 32 tane adresi kodlayabileceğini söylüyor aslında burada. O yüzden bakın biz int yıldızının içinde double yıldız veya atıyorum double char karakteri tutamıyoruz. Ama bunların adres boyutları aslında birebir aynı oluyor arkadaşlar. Neden? Çünkü bizim hafıza bloğumuzda 2 üzeri 32'lik aslında ne varmış? Bir boyut varmış ve bizim bu kadar adresimiz aslında burada içeriliyormuş arkadaşlar. Şimdi bakın bir sonraki derste ben buradaki örneklerime devam edeceğim ama nasıl devam edeceğim? Artık bu bptr, aptr'yi bildiğimiz için bakın biz bunların adres değerlerini vermeyi öğrendik. Peki bunların içeriğine nasıl ulaşıyoruz? Aslında dizilerde ben bunu göstermiştim size. Karakterlere de göstermiştim ama onun detaylıca şimdi bir neyini yapacağız aslında? Analizini bir sonraki derste yapmaya çalışacağız arkadaşlar.